Herkese selamlar, merhabalar. Türkiye'nin yeryüzü şekilleriyle karşınızdayız efendim. Bugün jeolojik zamanlardan bahsedeceğiz ama önce yeryüzü şekillerini bir tanıyalım. İç kuvvetler ve dış kuvvetler. İki kuvvet etkili olmuş arkadaşlar Türkiye'nin yeryüzü şekilleri oluşmasında. İç kuvvetler de magma. Evet, oluşum enerjisini magmadan alacağı. Yapıcı özelliktedirler arkadaşlar. Orojenez, dağ oluşumu. Dağlardan bahsedeceğiz bir sonraki videoda. Epirojenez, kıta oluşumu. Volkanizma, depremler. Bir derecede seizma etkili olmuştur. Dış kuvvetlerimiz neler? Oluşum enerjilerini güneşten alırlar. Yıkıcı özelliktedirler. Akarsular, rüzgarlar, buzullar, dalgalar, akıntılar, yeraltı suları önemli olacak hepsi adına. Jeolojik zamanlarla ilgili hocam. Ortalama bir soru gelebiliyor. Çok güzel bir yer. Yani anlarsanız mantığını çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir soru gelecek arkadaşlar. Jeolojik zamanlardan ilk birinci jeolojik zaman Paleozoik. Burada taş kömür yatakları oluşmuştur Zonguldak'ta. Ve Türkiye'nin en eski ve temel arazisi olan masif alanlar oluşmuştur arkadaşlar. Peki bu masif alanların önemi ne arkadaşlar? Burada deprem riski en az görülür arkadaşlar. Kesin görülmez demiyorum, en az. Depreme sağlam olanlar Yıldız Isırancı Dağları masifi Trakya'da. Alanya Anamur masifi Akdeniz'de. Alanya Anamur şurada Antalya Alanya Anamur. Ve Mardin masifi Güneydoğu Anadolu'da. Bunlar en sağlam olanları. Diğer masifler Yıldız Isırancı Trakya bölgesinde demiştik arkadaşlar. Biga, Biga Yarımadası Çanakkale biliyoruz. Sarıağa Menteşe arkadaşlar Muğla'da. Alanya'nın buradan bahsettim. Mardin masifinden bahsettim. Bitlis Bingöl masifi var. Bitlis masifi. Kırşehir masifi var. Tuz Gölü'nün hemen yanında söyleyebiliriz Kırşehir. Zonguldak masifi. Hemen Zonguldak. Batı Karadeniz'de. Daday Devrekhane masifi var. Karadeniz Kastamonu civarında. Tokat masifi var. Ve Ardahan masifi var arkadaşlar. Ardahan masifi biraz daha doğuda. Anlaşılıyor mu? Güzel. İkinci jeolojik zamanda arkadaşlar peki ne oldu hocam? Dinozorların oluştu. Ve arkadaşlar birinci zamanda oluşan araziler dış kuvvetlerce aşınmış ve Anadolu düz bir zemin peneplen şeklini almıştır. Bunun sonucunda yükseltisi deniz seviyesine kadar indirgenmiştir. Ve Uludağ'da botolit oluşmuştur arkadaşlar. O da önemli olacak. Tamam. Üçüncü jeolojik zaman ve dördüncü jeolojik zaman. İkisine birden Senozoik diyorlar. Sorulmayabilir ama ek bilgi. Burada üçüncü jeolojik zaman terseri olarak karşımıza çıkıyor. Peki bunun önemi ne? Alp Himalaya Dağ Sistemi. Arkadaşlar. Peki hocam Alp Himalaya Dağ Sistemi ne? Bize ne faydası var? Şu var. Kuzey Anadolu Dağları, Toros Dağları ve Karasu Aras Dağları oluşturacak arkadaşlar. Alp Himalaya Dağ Sistemi ile. Başka? Kuzey Anadolu fay hattı oluşmuştur. Bunu söyleyelim. Bir de arkadaşlar kuzey ve güneyden gelen bu sıkıştırma sonucu Türkiye'de dağlar doğu batı yönlü uzanmıştır. Kuzeyden güneyden sıkıştırınca doğu batı yönlü uzayacak. Bunu da ifade edelim. Başka hocam Türkiye'de lignit, petrol ve tuz ve bor yatakları oluşmuştur. Bu da önemli. Volkanik faaliyetler sonucunda bugünkü yanar dağlarımız oluşmuştur. Manisa'daki Kula, Meke, Yanardağ, Karacadağ, Karadağ, Karacadağ. Bir İç Anadolu tarafında var. Hemen Akdeniz'in biraz üstünde, İç Anadolu tarafında. Adana'nın biraz üst kesiminde kalıyor. Karacadağ, bir de Güneydoğu Anadolu'da var. Hasan Dağı, Melendiz Dağı, Erciyes Dağı nerede olduğunu söylememe gerek yok zaten herhalde. Nemrut Dağı, Süphan, Tendüre, Küçük Ağrı, Büyük Ağrı. Yani Doğu Anadolu'da ve İç Anadolu'da tek bir sıra halinde toplanmışlardı. Bunun sebebi arkadaşlar tektonik hareketlerden dolayı, yani kırıklı dağları yapılarından dolayı. Zaten dağlarda bahsedeceğiz, daha detaylı anlayacağız. Dördüncü jeolojik zaman kuaterner. Türkiye bugün şeklini almış ve oluşum halen devam etmektedir. Toptan yükselmiştir arkadaşlar. Epirojenize uğramıştır. Kıta oluşumu. Toptan yükseldiği için ortalama yükselti ülkemizde bu yüzden fazladır. Egeit karısı, Egeit karısı, karası çökmüş. Ege Denizi oluşmuştur. Bu da önemli olacağım. Kıbrıs ada haline gelmiştir. Yani Kıbrıs kopacak, ada haline gelecek arkadaşlar. Bunu da ifade edelim. Sonuç olarak arkadaşlar Türkiye genç oluşumlu bir ülkedir. Evet. Genç araziye sahip olduğu için aktif deprem alanları görülür. Depremlerde bahsedeceğiz.
Bu da önemli ve değerli oluyor bizler için. Senozoik zamanda yükselme maruz kaldığı için. Senozoik demek arkadaşlar tersel ve kuaternerin olduğu. Yani 3. ve 4. yarı zamanda. Ortalama yükseltisi fazladır. Evet. Fiziki haritalarda bu yüzden kahverengi tonlar daha ağırlıkta görünür. Kahverengi tonlar ne demek arkadaşlar? Yükseltinin fazla olduğunu temsil eder. Mesela Marmara'da mesela yeşildir. 0-500 arasında yer aldığı için yükseldi. En yüksek bölgemiz Doğu Anadolu bölgesidir arkadaşlar bu yüzden. Ve arkadaşlar en az yükselti Marmara bölgesine görülür. Evet. Ülkemizde akarsular yüksekten aktığı için aşınma fazla olur, rengeme fazladır. Bunları da ifade ederim arkadaşlar. Dağlar batı yönde uzanır ve kuzey ile güney arasındaki ulaşım zor sağlanır. Çünkü dağlar doğu batı yönde uzanıyorsa sen zor ulaşım sağlarsın. Karadeniz ve Akdeniz'de dağlar kıyıya paralel Ege bölgesinde dik uzanır. Engebe ve yükselti fazla olduğu için Doğu Anadolu ve Karadeniz'de ulaşım gelişememiştir diyeceğiz. Bir sonraki videomuzda çıkmış olan sınav sorularına bakacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.